Koşu Kavaktur sunar. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek yollardayız. Değerli izleyenlerimiz, adım adım Osmanlı coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. 1 Haziran 2019 tarihinde Gebze'den Koşu Kavak Tur organizatörlüğünde yola çıkmıştık. Batı Karadeniz'de Bulgaristan'dan başlayan gezimiz, Karadeniz sahilinden Romanya, Köstence, Babadağ, Galaz, Ukrayna'nın İsmail kenti ve Odessa şehrine geçtik. Odessa şehrinden geri dönüş yaparak Akkerman üzerinden Moldova'ya girdik. Moldova 3 ayrı devletçiye bölünmüş. Gagavuz Özerk Cumhuriyeti, Moldova merkez ve bir de Rusya'ya bağlı askeri bir bölge. Moldova'nın başkenti Kişinev'de kaldık ve Kişinev'den 100 kilometre gelerek Gagavuz Özerk Cumhuriyeti'ne geldik. Gagavuzlarla görüştük ve buradan yola çıkarak tekrar Romanya'ya doğru, Tuna'ya doğru yolumuz devam etti ve önemli bir yerden geçtik. Prut Irmağı üzerinden Gahul kenti, Moldova'nın, Gagavuzya'nın Gahul kenti ki hemen oradan Kalas, bugünkü Galat şehrine geldik ve burası tam bu sınırın bulunduğu yer, meşhur Prut Savaşları'na sahne olmuştu. Katerina, Baltacı Mehmet Paşa birçok hikayeler anlattı ve Prut Savaşları'nın yapıldığı yerden Galas'a geçtik ve bir gece Galas'ta kaldık. Yeniden Galat veya Galas ne dersek, oradan yola çıkarak yine Bükreş'e doğru 300 kilometre yola çıkmadan İbrahim kenti, bugünkü Baray deniyor ve orada Galicia şehitlerinden şehitliğini ziyaret ettik ve Bükreş'e geçtik ve Bükreş'te kaldık. Şu an Yergöy şehri, yani Rumence adıyla Georgia şehrini geçerek Tuna üzerinden, Tuna Nehri üzerinden Rusça, Bulgaristan'ın Rusça kentine gidiyoruz. Yavaş yavaş Tuna Nehri sahiline doğru yaklaşıyoruz. Tuna şehirlerine doğru yaklaşıyoruz. Müthiş bir verimlilik, yemyeşil ve adeta dümdüz bir ova buralar. Ve Tuna Nehri kenarına doğru gidiyoruz. Başkent Bükreş'te. Biraz sınır kapısı. Tuna üzerinden Dostluk Köprüsü'nden geçiyoruz. 1952-1954 yılları arasında yapılmış, yazıyor yukarıda. Evet, Tuna'nın üzerinden geçiyoruz. Ancak Tuna burada iki kova ayrılıyor. Burası da birinci kolu ve Tuna'nın ortasında böyle adacıklar var. Karşı taraf
Rusçuk, bu taraf yer göğü, Osmanlı'daki ismi, bugünkü ismi Georgia. Tuna Nehri. Yer göğü şehrinden, Romanya'nın yer göğü şehrinden Rusçuk şehrine geçiyoruz. Bulgaristan'ın bugün tarihler 7 Haziran 2019. 25 yıl önce buradan geçmiştik. Yeniden buradan karşı tarafa geçiyoruz. Evet. Topraklarını elden çıkmadığı ve kaybetmediği dönemlerde halen Tuna vilayetinin başkentini yapmış olan, o dönemde merkezini yapmış olan Rusçuk'tayız ve Mithat Paşa döneminde Bulgaristan topraklarındaki ilk tren yolu, ilk matbaa vesairenin okullarının açılmış olduğu Avrupa'yı bir şehir, küçük Viyana Rusçuk'tayız şu anda. Osmanlı coğrafyasını araştırıp gezmeye devam ediyoruz. Devralen program olarak Osmanlı gönül coğrafyamızdayız. Bugün tarihler 7 Haziran 2019. Romanya'nın başkenti Bükreş'ten yola çıktık ve Yergöy kasabası Rumen Cadi ile Georgia şehrinden geçip 1954 yılında Bulgar ve Romen devletleri tarafından dostluk ve barış köprüsü olarak yapılan köprüyü geçerek Rusçuk'a geldik. Rusçuk, Osmanlı'nın Tuna vilayetine başkentlik yapmıştı. Şu an bulunduğumuz Sarıbayır'da, Levent Tabia'da, Osmanlı kışlalarının bulunduğu yerde kültür ve zaferler tarihimizde çok önemli olan Rusçuk, Mithat Paşa tarafından Aydın-İzmir arasında yapılan demir yolundan sonra Varna, Rusçuk arasına 200 kilometrelik demir yolu döşenen yer ve Rusçuk'tayız. Kültür tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Belgesel görüntülerle sizleri Bulgaristan'ın Rusçuk Tuna boylarına götürüyoruz. Osmanlı kaleleri, Osmanlı siperleri bulunuyordu. Levent Tabia burası. Osmanlı Leventlerinden adını alan Tabia ve Osmanlı kışlasının bulunduğu yere sosyalist dönem yönetiminde yapılan önemli bir televizyon kulesi. Osmanlılar düşmanı Rusları burada beklerken Rus ve Rumen ordusu Rusçuk ve Nibolu arasındaki Zviştovi'den geçmiştir ve Osmanlıların orada tabyası, kışlası ve kalesi bulunmadığından dolayı Sistova rahatça Zviştovi veya Sviştov Bulgarcası, evet, köprü yok orada efendim, köprü yok, tek bir köprü var şu anda Bulgaristan Romanya arasındaki Rusçuk köprüsü 1950'lerde inşa edilmiş. Osmanlı döneminde köprü yoktur. Taş köprü Tuna Nehri üzerinde hiçbir zaman olmamıştır bu Romanya-Bulgaristan arasında. İkinci bir köprüyü de 2010 yılında Avrupa Birliği'ne beraber girdikten sonra Romanya ve Bulgaristan 2010 yılında ikinci köprüyü de hizmete açtılar. Üçüncü köprünün inşası da halen konuşulmakta. Projesi yine Rusçuk-Curcu arasında üçüncü bir köprü yapılması da planlanıyor. 1950'lerde ilk defa Sovyet ülkeleri Romanya ve Bulgaristan köprü inşa etmişler. Dediğim gibi stratejik ordu açısından önemli stratejik bir konuma sahip Rusçuk şehri ve asırlarca Bulgaristan topraklarındaki 1878 yılında Bulgaristan Prensliği kurulduktan sonra ve Osmanlı buraları kaybettikten, geri çekildikten sonra Osmanlı, eski Osmanlı toprakları üzerindeki en büyük şehirmiş Rusçuk. Filibe'den ve Sofya'dan büyük bir şehir o dönemde. 22 bin kişilik bir nüfusa sahip Osmanlı arşivlerine göre. 21 bin ile ikinci sırada Filibe, üçüncü sırada da Sofya gelmekte 18 bin. Ama hudutta yer aldığından dolayı Romanya ile Bulgarlar Veliko Trnova'daki ilk anayasayı kabul ederken 1879'da yeni başkent olarak Sofya'yı seçmişler. Rusçuk en büyük şehir olmasına rağmen sınırda bulunduğundan dolayı ve bir savaş esnasında kolayca kaybedilebilme olasılığından dolayı Sofya'yı seçmişler. Sırbistan-Makedonya sınırında olan Sofya şehri. Veliko Trnova eski başkent olarak 12. 14. asır arasında 2. Bulgar Devleti'nin başkentliğini yapmıştır Veliko Trnova. Ve Veliko Trnova Kalesi'nin daha sonra da Nibolu Kalelerinin düşmesinden sonra Osmanlı egemenliği ve yönetimi altına girmiştir Bulgar toprakları. 1380'lerden 1396 yılına kadar bütün Bulgaristan Osmanlı sınırları içerisine dahil edilmiş
Ve en son dediğim gibi Niğbolu Savaşı, Haçlıların durdurulduğu, Yıldırım Beyazıt'ın zaferle ayrılmış olduğu o muharebeden sonra Osmanlı topraklarına kalmış ve 1877-78'e kadar Bulgaristan'ın kuzeyi ve daha sonra da 1988'e Bulgarlığın tam bağımsızlığını ilan edeceği yıla kadar da Güney Bulgaristan'da yine Osmanlılara tabi ve Osmanlılar yönetimi altında kalmış. Kışla Levent, Rusça hakim, Tuna'ya hakim önemli bir noktada Levent Tabya'dayız. Osmanlı dönemi Levent Tabya binasının orijinal halinin bir kısmı da burada, televizyon kulesinin hemen altında. ...1768-1774... bu bölgedeki savaşlar esnasında yapılan Levent Tabya. Bulgaristan'ın dördüncü büyük şehri olan Rusçuk önemli bir endüstri ve kültür merkezidir. Osmanlı döneminde Hristiyan bir Bulgar köyünden 53 camisi, 9 medresesi ve en az 5 tekkesiyle Müslüman Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu Kuzey Bulgaristan'ın en büyük kozmopolit şehirlerinden birine dönüşmüştür. Osmanlı'nın Levent Tabya ve tarihi Levent Tabya'nın içerisi şaraphane ve şarap fıçılarının olduğu şarap deposu halinde. Şu an Osmanlı Levent Tabya'sının içerisindeyiz. Tarihi Tabya 1800'lü yılların başında Osmanlı-Rus savaşları dolayısıyla yapılmıştı ve şu an Tabya'nın bir kısmı şaraphane ve imarethanesi olarak kullanıyor ve şarap fıçıları, şaraplar burada şu an şarap imalathanesi. 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyılda cereyan eden 5 Rus-Türk Savaşı sırasında etrafı taş döşeli toprakla çevrili önemli bir kale şehri özelliği kazanmıştır. Zaman ne de hızlı geçmiş değerli izleyenlerimiz. 1999 yılında Bulgaristan devlet yöneticilerinden izin alarak belgesel çekmek üzere gelmiştik Bulgaristan'a ve Rusçuğa gelmiştik tam 1999. Böyle bir Haziran ayında gelmiştik. Yeniden Haziran ayının başı 7 Haziran 2019 ve hemen arkamızda Kız İmam Hatip Lisesi, buralarda çekim yapmıştık. Özellikle 1811 ve 1877-1878 yıllarında defalarca bombalanmış ve yıkılmıştır. 1878'den önceye ait çok sayıda mimari eserinin kalmamasının sebebi de budur. Hemen giriş kısmındayız. Buna benzer 13 tane değişik bulvar, cadde, Büyük Bağımsızlık Meydanı üzerinde buluşmakta. Ve bu açıdan da Madrid'den sonra Avrupa'da 13 değişik ana caddenin de bulvarın kesiştiği ikinci büyük meydan olma özelliğini taşımakta Rusçuk'un Bağımsızlık Meydanı. Bağımsızlık anıtı tam ortasında, ileride ağaçların arkasında, orayı da göreceğiz ama hemen solda, solumuzda olan büyük sosyalist döneminden kalma yapı, gemi şeklinde inşa edilen yapı. ...1950'lerde İtalyan heykeltıraş Arnoldo Zocchi tarafından inşa edilmiş olan yeni bağımsızlık anıtı bu. Dediğim gibi bu anıtın olduğu meydanın yerinde bir zamanlar Osmanlı Ulu Camii ve Külliyesi ve ona bağlı olan mezarlıklar varmış. Hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin mezarlıklarının bulunduğu bölge daha sonra şehir merkezi haline çevrilmiştir. Hilal ve Fes'in pençesinin altında Fes'in ve Hilal'in ezildiğini, yani yenilgiye uğratıldığını anlatan bir sembol var. Aslanın pençesi Hilal'in ve Fes'in üzerinde böyle. Burada bir figür var. Figür olarak görülebilmek. Rusçuk kenti.
Osmanlı'nın önemli merkezlerinden birisi. Osmanlı döneminde Bulgaristan'ın en büyük şehri, Tuna kenarındaki en büyük şehri ve Tuna vilayetinin başkenti. Bulunduğumuz burası bugün Özgürlük Meydanı olarak geçiyor. Ve burada 1950'lere kadar Ulu Cami Külliyesi bulunuyordu. Bura yıkılır ve bulunduğumuz bu anıt, heykel buraya dikilir. Amaç Rusların gelip bunları kurtardığını anlatan bir heykeldir. Ve aslanın pençeleri altında Osmanlı gürzü, fes ve hilal yer almaktadır. Osmanlı'yı nasıl yıktıklarını sembolize ediyor heykel. Ve Ulu Cami mezarlığın yıkılıp anıt yapıldığı bölgedeyiz, Rusçuk'tayız. ...1864-1878 yılları arasında Rusçuk, Dobruca'nın tamamını ve Bulgaristan'ın yarısını içine alan Tuna vilayetinin merkeziydi. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. Ak Tolgalı beyler beye haykırdı ileri. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle diyor Yahya Kemal. Evet, biz bir yaz günü kafilelerle geçemiyoruz. Tur ekipleriyle geçiyoruz. Ama Tuna aşkı bizi Tuna sahiline getirdi. Osmanlı kültür coğrafyamızı adım adım belgeselleştirerek tarihe not düşüyoruz. Burası Rusçuk. Osmanlı'nın Tuna vilayetinin merkezi Rusçuk. Mithat Paşa'nın valilik yaptığı Rusçuk, Akıncı Beylerinin at koşturduğu Rusçuk, Osmanlı medeniyetinin Tuna sahilindeki önemli merkezi Rusçuk. Ve Rusçuk sahilinde şu an Tuna'nın kenarındayız. Duyguluyuz ve hatırımıza çok şey geliyor. Tuna nice olaylara şahitlik yapmıştı. Akıncı Beyleri Tuna'yı kılıç kuşanıp geçerler ve sefere çıktıkları kaç kezse ona göre ödüllendirirler ve rütbe alırlardı. Tuna'dan biz bugün bir kez daha geçtik ve Rusçuk sahillerine geldik. Gazi Osman Paşa'nın Tuna'sı hatırımıza geldi. Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Evet, Tuna bugün Avrupa'nın kiriyle akıyor. Ama geçmişte Osmanlı medeniyetinin güzelliğiyle, tarihiyle, kültürüyle akıyordu Tuna. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. Ak Tolgalı beyler beyi haykırdı ileri. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle diyor. Muhteşem Tuna manzarası. Çok şey anlatıyor bize. Tuna'yı takip ediyoruz. Yıllarımızı verdik. Alaman dağlarında, Dunav-ı Eşingen şehrinde, Tuna'nın merkezinde yani bu ırmağın kaynağında su içip abdest aldık, namaz kıldık. Takip ettik Tuna'yı. Sadece Tuna'yı mı? Tuna'nın ikinci kolu Sava'yı da takip ettik. Sava ırmağı Bosna Hersek sularından doğarak akıyor ve muhteşem bir manzara oluşturuyor. Şu an Rusçuk kentindeyiz, Bulgaristan'dayız ve Tuna'nın Karadeniz'e nazlı nazlı aktığı bölgeleri tespit ediyoruz ve buradan adım adım Tuna'nın Karadeniz'e döküldüğü yere doğru devam edeceğiz. Romanya'ya, Ukrayna'ya, İsmail'e, Tulçe'ye geçip Karadeniz'e nasıl muhteşem şekilde döküldüğünü belgeselleştireceğiz. Tuna'dan sadece su akmaz. Tuna'dan kocaman bir Osmanlı tarihi, Türk-İslam tarihi ve insanlık tarihi akar. Ve Tuna'nın nazlı nazlı aktığı Rusçuk'tayız. Belgesel görüntülerle sizleri Tuna belgeseliyle Rusçuk'tan, Tuna'nın sahilinden baş başa bırakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin ilk demir yolu Rusçuk ile Karadeniz limanı olan Varna arasında yapılmıştı. Osmanlı idaresinin son dönemlerinde Rumeli'nin en hızlı gelişen modern bir şehri olmuştur. Taş, bakır devrinden kalma iskeletler
O gördüğünüz solda büyük mağaralar içerisinde bulundu. Daha sonra o mağaralar Hristiyanlık döneminde mağara kilise olarak, tapınak olarak kullanılmış ve Kutsal Üçlü Kilisesi de rahibelerin halen bulunduğu kilise, bakın solda. Evet. Çift katlı Osmanlı döneminden kalma binalarını ve Bulgar Kraliyet döneminden de ayrıca ekstra olarak inşa edilmiş olan ve kalan binalar var. Yani 1800'lerden kalma bir semt diyebiliriz açıkçası bu bölge için. Ve buralarda o kafeler, restoranların, akşam çıkıp gezebileceğiniz yerlerin bulunduğu ana caddesi de burasıdır. Otelimiz de bu ana caddenin hemen hemen tam ortasında yer alan bir konuma sahip. Halkının %90'ı Bulgar, %10'u da Türk ve Roman'dır buranın. Yani Bulgar nüfus çok fazla. Sağ tarafta şurada çiçeklerin olduğu restoran Staslivetsa. Buradaki güzel restoranlardan bir tanesi. Hemen sağımızda Staslivetsa. Yan tuğra aslında yantra derler Bulgarlar. Yan tuğra, yan yattığından dolayı, virajlı bir nehir olduğundan dolayı bu ismi vermiş bizimkiler. Bulgarcası yantra. Türkçesi yan tuğra nehri. Evet, ve gördüğünüz bu nehrin kolları üzerine ve onun oluşturduğu tepeler üzerine, Balkan dağları ve nehrin oluşturmuş olduğu ufak ufak tepecikler üzerine yerleşmiş olan bir şehir burası. Nüfusu 70 bin demiştik. Aslında ilk kuruluşu eski Yunanlılar döneminde. Daha sonra Roma Devleti tarafından bir şehre çevrilmiş. Romalılardan sonra tabii Bizans geliyor. İlk Bulgar Devleti. Sonra yine Bizans. İkinci Bulgar Devleti. İkinci Bulgar Devleti döneminde de başkentlik yapmıştır. Yaklaşık 2 asır ve Asenevci kraliyet ailesi. Asenevci. 4 kardeş bunlar. Onlar ilk kralları. Petar, Asen, Ivan, Asen vesaire 4 kardeş bunlar. İlk Asenevci soyundan gelen, hanedandan gelen Bulgaristan'ın orta çağlardaki 1185 ila 1396 yıllar arasında Bulgar Devleti'ni yönetmiş olan hanedanın ilk 4 kralı bunlar veya çar. Tsar ya da çar derler Bulgaristan'da. Onların anıtı 1985 yılında inşa edilmiş. Neyit Hafen 1185 Bizans'tan kurtuluş, 1985 8 asır Bizans'tan kurtuluş ve 2. Bulgar Devleti'nin temellerinin atıldığı tarihte bu anıt inşa edilmiştir. Ve yine komünist devlet tarafından inşa edilen bir anıt. O yüzden gördüğünüz bu siyah renklerde çok da göze hoş gelen renkler taşımasa da bakır, demir, çelikten yapılmış olan bir anıt. Hemen arkasında eski polis evi veya karakol olarak sosyalizm döneminde kullanılmış olan bina bugün Veliko Trnova Güzel Sanatlar Galerisi olarak kullanılmakta. Ve o da yine bu bölgedeki başlıca çekici binalardan bir tanesi. Adım adım Osmanlı coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Bulgaristan'dayız. Bükreş'ten yola çıktık. Tuna Nehri'ni geçtik. Rusçuk şehrinden Veliko Trnova şehrine gelmiş bulunuyoruz. Burası Trnova şehri. Bulgaristan devletinin kurulduğu şehir Trnova şehri. Mimarisiyle, estetik zarafetiyle Osmanlı kültür mirasından çok şey anlatıyor. Bugün %20 civarında Müslüman yaşıyor. Biz Trnova'da tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Belgesel görüntülerle Trnova'ya götürüyoruz sizi. Sanki kendimizi Safranbolu'da bulduk, doğru mu? Evet, Safranbolu değil de burası Trnova. Bulgaristan'ın eski Bulgaristan'ın başkenti. Evet. Keşke muhafaza etseydik değil mi kendi medeniyetimizi Türkiye'de de? Evet, ama şöyle bir şey, biz Osmanlılar buraya geldikten sonra başkentlikten çıkmışlar burası. Evet. 1185'ten Osmanlıların geliş tarihine kadar. Aslında biz Osmanlılara tabii Filibe'ye 1370'lerde geldikleri için hep onu söylüyoruz ama buraya daha sonra geliyorlar. Yani komple fethi 485 yıl olmuş ama sizinkinde
İlk geldiğini nazara dikkate tabii alırsak kaç? 520. 520 yıl. Yani. 520. Evet, Tırnova burası ve Tırnova'da gerçekten muhteşem Osmanlı mimarisinin güzel eserleri var ve Tırnova'yı geziyoruz. Sanki kendimizi Safranbolu'da, Anadolu'nun herhangi bir yerinde bulduk ama burada dostlarla da karşılaştık. Merhabalar, selamun aleyküm. Selam. Nasılsınız? İyi. Evet, bunlar Ortodoks Hristiyanlıkta ölenlerden sonra akrabalarının onları özlediğine dair ölüm anonsları ve ölenlerin işte her 40. günü bunlar. Öldükten sonra ilk haftası Mevlüt 40. günü. Ondan sonra her yılda bunlar yenilenir. Mesela şu gördüğünüz ölüm anonsunda Mevlüt'te yazılan... Ne yazıyor mesela? Todor Petrov Avramov 78 yaşında 19 Ocak 2019'da. Ölümünden 6 ay geçmiştir. Burada da ölüme dair, hayata dair felsefi yazılar var. Yakınlarından da yazmışlar. Arka tarafımızda bulunan grafiti komünizm döneminde inşa edilmiş ve Osmanlılara karşı 1835'te Velçova ayaklanmasına ithafen duvarlara, hani eski tuğla duvarlar göze hoş görünmediği için bu şekilde gri, sarı ve kahverengi renklerde komünizme has bir grafiti çizmişler. Bu 1835 Osmanlı'ya karşı olan ayaklanmanın bir grafitisi, bir mozaik resmi. Üzerinde aslanı görüyorsunuz. Aslan Bulgar Devleti'nin bağımsızlığını simgeleyen bir sembol. Arka tarafımızda bulunan bu bölge Balkan Dağları'nın eteklerinde Yan Tura Nehri'nin vadisi üzerine kurulmuş olan Krallar Tepesi Tsarevet, yani Çarlar Tepesi Tsarevet Tepesi. Tsarevet Tepesi Bulgaristan Devleti 1185 yılında Bizans'tan bağımsızlığını ilan ettikten sonra, kurtulduktan sonra Bizans egemenliğinden, burasını o görmüş olduğumuz 4 kral ve onların hanedanı Asteneftsi kendi başkent olarak ilan ediyor ve eski Yunan surları üzerine Bulgar kraliyet ailesinin kalesini inşa ediyorlar. Tabii kale asırlar sonra 1900'lerin başında Osmanlı buradan çekildikten sonra artık terk edilmiş, kullanılmayan bir kale haline gelmiştir ve 1980'lerde komünist devleti esnasında Bulgar tarihinin yeniden yazıldığı o dönemlerde 2. Bulgar Devleti'nin sembolik olarak Veliko Tırnova'da olduğunu bildikleri için buradaki kaleyi yeniden restore ediyorlar ve kalenin üzerindeki o dönemde sadece temelleri bulunan eski Hazreti İsa Kilisesi'ni restore ederek sanat galerisine çevirmiştikler. Antik bir kilise değildir üzerinde bulunan. Sadece bir sanat galerisi olarak kullanılmakta. Dış cephesi eski orta çağlardaki kilisenin orijinali korunarak, dış görüntüsü korunmuştur ama iç olarak tamamen değişmiştir. Ve kilisenin Osmanlı burayı fethettikten sonra bir süre cami olarak ibadete açık olduğu anlatılmakta ama cami olduğuna dair fotoğraf ben arşivlerde bulamadım. 1393 Çandarlı Ali Paşa önderliğindeki Akıncı Beyleri ve Akıncı Ordusu ve Yıldırım Beyazıt'ın ordusu buraya gelerek 1393'te İvan Şişman'ın elinden alıyorlar ve İvan Şişman Nibolu Kalesi'ne sığınıyor. 1396'da da 3 yıl sonra Tuna Nehri kıyısında bulunan Nibolu Kalesi, Nibolu Savaşı'yla Yıldırım Beyazıt tarafından alınıyor ve Bulgar Devleti'nin tamamen sonu gelmiş oluyor. 1396 Nibolu Savaşı, Macarların Sigismund'un yenilgiye uğratılıp haçların durdurulmuş olduğu savaş.
Yani bütün Batılı Haçlılar Osmanlı'ya karşı birleşerek Bulgar Devleti'ni kurtarmak amaçlı Nibolu'ya kadar gelmişler. Ve 1396'daki savaştan sonra Nibolu Savaşı son başkenti Bulgaristan'ın ikinci devletinin son başkenti Nibolu'da düşüyor. Veliko Tırnava 1393 ve Nibolu 1395-96 savaşlarından sonra Osmanlı egemenliğine girmiştir. Ve o günden bugüne resmi yani 1878'e kadar yaklaşık 480 yıl boyunca Bulgaristan toprakları Osmanlı egemenliği altında kalmıştı. Asiller Tepesi, bizim otelin ismi Bolyarski. Meridyan Bolyarski. Bolyari, orta çağlarda yaşamış olan Bulgar asil ailelerinin ismidir. Bolyari ve öyle bir de bira var, Bolyarka. Buranın resmi birası Bolyarka, sembolik birası. Bu da asil ailelerin yaşamış olduğu ikinci bir kale. Ve bir hem kraliyet kalesi, hem asil aileler kalesi ve tepeleri aslında birer adadır. Neden ada? Yan Tuğra Nehri tamamen bu tepeleri çevirleyen bir nehir halinde akmakta bu bölgeden. Ve tabii Kraliyet Sarayı'na giren kapının, ikinci muhafız kapısının aslında kapandığı ve altında da uçurum olduğunu göz önünde bulundurursanız bir ada şeklinde bir kale var karşınızda. Yani iki tane tepeyi burada görüyorsunuz. Bir tane üçüncü tepe daha var. Sağımızdaki Meryem Ana Kilisesi'nin arkasında, diğer tarafta, üçüncü bir tepe daha var. O tepede Kutsal Orman Tepesi, bir zamanlar manastırların, okulların orta çağlarında bulunmuş olduğu tepeymiş. Kutsal Orman Tepesi de üçüncü tepe. Asiller Tepesi, Kraliyet Tepesi ve Kutsal Orman Tepesi de arka tarafta kalıyor. Meryem Ana Kilisesi'nin arkasında kalmakta. Jivkov'un av ve yazlık rezidansının bulunduğu bir saray var. Beyaz Saray. Yukarıda bugün 5 yıldızlı bir otel. Arbanasi Palace, Arbanasi Sarayı. Jivkov'un sarayıdır ve Arbanasi köyüne girişte o bölgeden biz çok güzel bir manzara, kuş bakışı, bütün Veliko Tırnova'yı burada kanyon içerisinde görebiliyoruz. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan Koşu Kavak Turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor. Sevmek, tanımakla başlar. 444-4598 www.koşukavak.com.tr